Ve yine Sayın Cumhurbaşkanı bir seçim beyannamesi sözü olarak Nisan 2023'te milletin huzurunda bir söz verdi. Asla faizleri artırmayacağım, hatta faizleri daha da düşüreceğim. Faizler düştükçe göreceksiniz ki enflasyon da düşecek. Peki siz seçimlere giderken ve seçimlere sadece bir ay kalmışken faizleri düşüreceğinize dair bir iddia ortaya atıyorsunuz ve bunu da hani derler ya ölümü gör der tarzında bu can bu tende oldu müddetçe diye kuvvetlendireceksiniz ve sizin bu sözünüze ve vaatlerinize güvenerek planlarını yapan iş adamları Haziran ayından itibaren faizlerin kademeli olarak yükseltildiği ve sadece 5 ayda %8,5'tan %40'a çıkan faizleri gördüğü zaman sizin hangi sözünüze, hangi politikanıza, hangi bütçenize güvensinler. Dolayısıyla buradan özellikle şunu da ifade etmek istiyoruz. Ekonomi yönetiminin demokrasi ve hukuk reformu iddiasıyla iş adamlarını gezerken bir gece yarısı karanemesiyle ansızın nasıl görevden alındıklarını ifade ettim. Hukuk olmadan, demokrasi olmadan, otoriter bir sistemle bu ülkenin ekonomisini düzelteceğinize inanıyorsanız bu yoldan bir an önce vazgeçmenizi size tavsiye ve salık veririz. Bir diğer önemli husus da bütçenin hazırlanması konusunda geçmişe dair birçok işleyişin değiştirilmiş olmasıdır. Artık bütçeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde Cumhurbaşkanlığı değil, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı hazırlamaktadır. Yani bakanların devreden çıktığı, strateji ve bütçe başkanlığının başat aktör olduğu bir bütçe hazırlanma süreciyle maalesef karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte iki başlı bir bütçe yönetim sürecine geçildi. Bütçe politikalarını belirleyemeyen bir maliye bakanı, maliye politikalarını, vergi politikalarını, harcama politikalarını üzerine nasıl bir çalışma yürütebilir? Üretse bile bütçedeki bu iki başlı yapı nedeniyle politikalar ne kadar etkili ve verimli olabilir, ne kadar inandırıcı olabilir? Ayrıyeten alelacele meclise bütçe teklifini sunup plan ve bütçe komisyonunda yapılan eleştiri ve düzeltme önergelerini dahi dikkate almadan yürütülen bir yasama süreciyle meclis iradesini görmemezlikten gelerek hazırlanan bir bütçeden bu millete ne fayda gelir? İktidarı temsilen Sayın Cevdet Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki kez 60'ar dakika süre kullanıp bütçeyi savunacak ve eleştirilere cevap verecek. Bu süreçte şunu gösteriyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi hesap vermekten ve sorgulamaktan kaçırmakta, süreleri daha ziyade iktidar lehine kullanan bir meclis sürecini işletmektedir. Bizler burada hesap soruyor isek ve bir şeyleri soruyor isek bu aziz milletimizin sorunlarına derman olmak, onların sorunlarıyla hemhal olmak adına yapıyoruzdur. Ayrıca bunu şunu da ifade etmek isteriz ki gerçek dost ve memleket sevdalıları iktidara karşı ve iktidarın yüzüne bakarak yanlışlarını söyleyebilendir. Yalakalık eden, her politikasını alkışlayan kişiler iktidarın dostları değil, ancak düşmanları ve ancak başarısız olmasını isteyenlerdir. Kardeşlik de, memleket sevgisi de iktidara yanlışlarını hatırlatmayı gerektirir. Biz kardeşane bir şekilde düşüncelerimizi ifade etmek isterken yanlışlarınızı, hatalarınızı ve bu ülkeyi 21 yılın sonunda getirmiş olduğunuz vaziyeti ortaya koymak için mücadele ederken ve adeta sizler ise bildiğinizi okumaya, her rota değişikliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir bildiği var diyerek alkışlamaya devam ediyorsunuz ve minberdeki Hazreti Ömer'e eğer yanlış yaparsan seni kılıçlarımızla düzeltiriz diyen sahabilerin ahlakıyla ahlaklanmadan Sayın Cumhurbaşkanı her ne yaparsa yapsın bir bildiği vardır anlayışıyla hareket ediyorsunuz. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir haksızlıktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu yanlış politikalarını devam ettirmesine sebep olmaktadır. Çünkü ben faizi yükseltelim diyenlerle yol yürümem diyen bir cumhurbaşkanı faiz yükselmelidir diyenlerle yol yürüyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız hayırdır? Bu politikanın sebebi nedir diye sorgulamanız lazım. Nas'ın olduğu yerde, Allah'ın hükmünün olduğu yerde sana bana söz söylemek düşer mi diyen bir cumhurbaşkanı Nas olduğu yerde durdukça kendisi bu politikasını değiştiriyorsa Sayın Cumhurbaşkanım siz ekonomi politikalarınızı Nas'a dayandırdınız. O zaman bu yeni ekonomik politikalarınız Nas'a aykırı mıdır diye hesap sormazsanız Sayın Cumhurbaşkanı her gün bu milletin gazını alma adı altında zikzak çizecek, politikalarını değiştirecek
ama maalesef maliyetini 85 milyon ülke olarak bizler ödemek zorunda kalacağız. 21 yıllık iktidarınızda meclisin çalışma sistemi sistematiğinin geliştirilmesi beklenirken maalesef bütçe çalışmalarında da sürekli meclisi devre dışı bırakan bir siyasi süreci yönetiyorsunuz. Bu nedenle bir kez daha buradan ifade etmek isteriz ki derhal bu anlayışı terk edin. Zira sıkıntıyı ve sorunlarını yaşayan milletimiz olmaktadır. Ben yaptım oldu mantığıyla bütçe yaparsanız karşımızda nereden tutarsanız tutun elinizde kalacak bir bütçe çıkmış oluyor. Ama şunu iyi biliyoruz ki bu tavrınızın nedeni bu bütçeyi aziz milletimizin dikkatlerinden kaçırmaktır. Çünkü bu bütçede milletimiz yok, bu bütçede vatandaşlarımız yok. Değerli milletvekilleri, siyaset bir iddia, iktidar ise bir ispat yeridir. Bir iktidarın kimin iktidarı olup olmadığı ve iktidarın başındaki kişinin kimin adamı olup olmadığı bir iddiaya göre değil, meclise sunulan bütçeye göre belirlenir. O halde bu bütçede kimin olup olmadığına bakarak bu iktidarın kimin iktidarı olup olmadığını elbette hamasete göre değil, bütçe verilerine göre belirlemiş olacağız. 1996 yılında Refah Yol Hükümeti ile iş başına gelen rahmetli Erbakan Hoca'nın hazırladığı bütçe denk bütçeydi. O bütçede rantiyecilere yeri yoktu. O bütçede faiz giderlerine yeri yoktu. O bütçede kartelci, ihaleci iş adamlarına yeri yoktu. O bütçede memur vardı, işçi vardı, köylü vardı, emekli vardı, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar vardı. Kısaca millet vardı ama milletin düşmanları yoktu. Bir de gelin sizin yapmış olduğunuz bütçeye bakalım. Bu bütçede millet yok ama faiz lobileri var. Birkaç sermayedar şirket var, sömürgeci kredi kurumları var. Bu bütçe ülkemizi sömürtüren, süründüren, milletimizi ezen klasik bir faiz lobicisi bütçesidir. Bunu biz çok iyi biliyoruz, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Birazdan verilerle bunları açıklamaya çalışalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki milletvekili arkadaşlarımızın da bu verilere hak vereceklerini ama maalesef Cumhurbaşkanımızın bir bildiği vardır diyerek yine sessizce itaat edeceklerini üzülerek görmüş olacağız. Değerli milletvekilleri, uyuyan bir insanı uyandırmak çok kolaydır. Ama uyuyormuş numarası yapan birini asla uyandıramazsınız. Çünkü siz onu her dürttükçe aslında niçin dürttüğünüzü biliyordur ama gözlerini kapatıp uyku numarası yapmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu sözlerimi uyku numarası yapanlara değil, uyuyanlara ifade etmiş oluyorum. Bu bütçede niçin millet yok? Niçin vatandaş yok da faiz lobileri var, ihale karteli şirketler var? Bunu da rakamlarla ifade etmeye çalışalım. Siz bu bütçede yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlara sadece 280 milyar 35 milyon bir para harcıyorsunuz. Tarım kesimine ise 294 milyar harcıyorsunuz ki kanunen vermeniz mecburi olan rakamların bile altında olan bir tutar. Ticaretin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve kolaylaştırılması için sadece 42 milyar ayırıyorsunuz. Sanayinin geliştirilmesi, üretimin ve yatırımların desteklenmesi için 82 milyar harcıyorsunuz. Dikkat buyurun lütfen, özellikle iktidar partisi milletvekili. Bütün bu rakamlar millet için ayrılmışken faiz lobicilerine ne kadar ödenek ayırıyorsunuz? 1 trilyon 254 milyar. Veriler ortada. Bu verilere göre varın, iktidarın, milletin iktidarı mı olduğunu, faizcilerin iktidarı mı olduğuna siz bu verilerle karar verin. Hamasetle milletin adamı, hamasetle milletin iktidarı demek kolay. Ama rakamlarla milletin iktidarı mı, faizcilerin ve kartecilerin mi iktidarı olduğunu anlatmak ise bir iddia değil, bir ispat işidir. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerin yerine Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızdan siz kimin iktidarısınız sorusunun cevabını verilerle ortaya koymasını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Merkez Bankası politika faizinin şimdilik %40. Çünkü henüz 2026 yılına kadar faizin tek haneli rakamlara düşeceğini iddia olarak ortaya koyan iktidar partisinin faizleri burada tutma şansı yoktur. Ticari krediler ile tüketici kredilerin şimdilik %60'larda olduğu bir ülkede ne ticaret yapılır, ne üretim yapılır. Olsa olsa insanlar evini, arabasını satıp mevduat faizini yatırarak faiz gelirleriyle geçinmeyi tercih eder.